Kendinden istenileni kavrama. Şimdi biz senden bir şey istiyoruz. Sen kendinden istenileni kavruyor musun? Bir şeyler söyle. Sen söylediğinde buradan buraya direkt 20 puan atılacak. Özgüven. Eğer özgüvenliysen 20 puan yazılacak. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Peki neden polis olmak istiyorsun Sıla? Olay yeri incelemeye karşı büyük ilgim var. Masum Hoca'nın Sözlü Mülakat eğitimine katıldınız. Nasıl buldunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Masum Hocam sayesinde Sözlü Mülakat'ı geçebileceğime inanıyorum. Bu zamana kadar her zaman yanımda oldu ve beni Sözlü Mülakat'a çok iyi hazırladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki Sözlü Mülakat'ı başarıyla geçip polis olacağım. Çok beğendim. Gayet eğitici bir programdı. Onunla çok teşekkür ederim, ona ve grubuna. Mülakattan önce heyecanımızı yenmemiz adına çok güzel bir ayarlamaydı bence. Parkur eğitmenim ailesine çok teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Bugün sözlü mülakat provamız var. Sözlü mülakatta nasıl davranmanız gerekiyor? Sözlü mülakatta nasıl giyinmeniz gerekiyor? Bunlarla alakalı biraz ipuçları vereceğiz. Püf noktalardan bahsedeceğiz. Takım elbise tabii zorunlu değil ama giyersen diğer adaylardan bir artın olacaktır. Şimdi geçmişte de takım elbise giyen adaylara belki alaycı gözlerle bakıyordular. Ama artık giyen adaylar işini ne kadar ciddiye aldıklarını gösterdikleri için ve komisyondaki adaylar da takım elbiseli giyen adayları ne kadar ciddiye aldılarsa bu takım elbise giyen adaylar takım elbise giymeyen adaylara oranen biraz daha fazla oldu. Yani takım elbise giymek için biraz çaba sarf edin. Şimdi sözlü mülakatta takım elbisemiz nasıl olsun? Hangi renk olsun? Şimdi biz genellikle her zaman yine söylüyoruz. Koyu renk tercih etmenizi istiyoruz. Şimdi koyu renkli takım elbise komisyona biraz daha işi ciddiye aldığını gösteriyor. Şimdi erkek adaylarımız, kadın adaylarımız siyah, koyu lacivert, açık lacivert demiyorum, koyu lacivert. Koyu gri olabilir. Açık griden yana değilim. Koyu gri olursa daha iyi olur. Şimdi bir örneğini gösterelim. Kız arkadaşlarımız ve erkek arkadaşlarımız buraya gelebilirler mi? Kardelen kardeşimiz sadece ceketini unutmuş. Bu şekilde giyinebilirsiniz. Tabii ceketle beraber. Çok iyi bir giyinme şekli. Kapalı kardeşimiz çok çok güzel giyinmiş. Yani mülakatta aynı bu şekilde kapalıların giyinmesini istiyoruz. Bayan arkadaşım topuklusundan yana biraz sıkıntı olabileceğini ona söyledim. O topuklu ayakkabısını da değiştirdiğinde onun için daha iyi olacaktır. Giyinme şekli böyle çok çok iyi olmuş. Erkek kardeşlerimiz şu an koyu lacivert değil mi? Şu an çok çok güzel bir giyinme şekli olmuş. Diğer kardeşimiz de siyah giyinmiş. Aynı bu şekilde giyinmenizi istiyoruz. Teşekkür ederiz. Geçebilirsiniz. Sözlü mülakatta bu renklere çok dikkat etmenizi istiyoruz. Çünkü sözlü mülakatta dış görünümümüz sizlere karşı tarafa nasıl bir kişilikte olduğunuzu da gösterecektir. Siz de karşı tarafa iyi bir kişilikte olduğunuzun imajını vermeye çalışın. Unutmayın bu karşı tarafa iş görüşmesine gittiğinizi gösteriyor ve iş görüşmesinde sizlerin işi ne kadar ciddiye aldığınızı gösteriyor. Şimdi sözlü mülakatta belirli başlı bazı puanlar var. O puanlara göre sizleri değerlendiriyorlar. Mesela bu özgüven, ifade etme yeteneği, kendinden istenileni kavrama, beden dili ve konu hakkındaki bilgi düzeyi. Şimdi 5 tane başlık altından sizlere 20'şer puanlık, onun toplamında 100'er puanlık bir puan sıralamasıyla sözlü mülakat için sizleri değerlendiriyorlar. Sözlü mülakatında bir soruyu bilmediğinde kesinlikle elenirim imajını aklınızdan çıkarın. Bir soruyu bilmediğiniz 80 puanınız halen var. Halen o 80 puanı alabilirsiniz. 80 koca puandan bahsediyorum. O 80 puanı halen de alabilirsiniz. O yüzden soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Özgüveniniz biraz yerinde olsun. Özgüven çok önemli. Mesela sizlerin soru dışındaki diğer kriterlerden puan vermenizi istemiyorum. Özellikle özgüvenden. Yani komisyonun karşısına nasıl çıkacağınızı bilmenizi istiyorum. Zaten kapının ağzında komisyondan talimat alan polis memurları muhakkak vardır. Ya bu bayan olur ya erkek olur. Ya polis memuru olur ya komiser yardımcısı olur. Yani elbet bir tanesi kapı ağzında olur. Sizlere içerideki komisyonun hangi kriterleri istediğini sizlere söyler. Mesela A komisyonu der ki kapıyı çalsın, gelsin, belirlenen yere kadar gelsin, durmasın, baş selamı versin, beklesin. A komisyonu bunu isteyebilir. B komisyonu der ki direkt gelsin, belirlenen yerde beklesin, ismim Mahsun Üçdağ, Diyarbakır doğumluyum, işte geri kriterleri saysın. Bunları da sizden isteyebilir. Yani ön kapıdaki polis memuru
içerideki komisyonun ne istediğini sizlere söyleyebilir. Ki büyük bir ihtimalle genelde her zaman da öyle oluyor. Yani olası bir durumda eğer öyle olmadı yine siz bizim dediklerimizi yapmaya çalışın. Kapıdasınız, sıra size geldi. Bunu yapmanızı çok istiyorum. Kesinlikle dış, yani nasıl desem dış güçler demeyeyim. Dış etkenlerden kendinizi korumaya çalışın. Psikolojikmen kötü olan adaylar olur. Sözlü mülakatı çok iyi geçmeyen adaylar olur. Üzülen aday olur, ağlayan aday olur. Sizler onlara biraz gözü kapalı bir şekilde bakmaya çalışın. Yani onları görmeyin. Çünkü bu sizin mülakatınızdır. Siz eğer ki orada kötü olursanız belki bir ihtimal siz de etkilenebilirsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Etkilenmemeye çalışın. Orada soğukkanlılığınızı koruyun. Bu bir yarıştır. Öyle düşünün. Elenen de olacak, kazanan da olacak. Her zaman bu böyledir. Sizler o yüzden soğukkanlılığınızı koruyun. Soğukkanlılığını koruyan aday bir ihtimal biraz daha başarılı oluyor. Ben bunu her zaman gördüm. Soğukkanlılığını koruyan adayın bir adım daha önde olduğunu gördüm. Sizler de öyle olun. Soğukkanlılığınızı koruyun. Komisyon diyelim kapı önündeki polis memuruna talimat vermedi. Sıra size geldi. Kapıyı çalıyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz. Baş selamı verip belirlenen çarpı işaretinin olduğu yere kadar gidiyorsunuz. Komisyonun tam karşısında. Çarpı işaretine geldiniz. Elleriniz şu şekilde olsun. Baş selamı verin. Başka bir şey yapmayın. Merhaba demeyin. Selamun aleyküm demeyin. Ben geldim demeyin. Merhabalar efendim. Kolay gelsin falan. Hiçbir şey söylemeyin. Bu sizin bu saatten sonra ağırlığınızı gösteriyor. Eliniz şu şekilde, ayaklarınız şu şekilde açık. Baş selamı verin. Başka bir şey yapmayın. İçerideki komisyon kim size soru sorarsa hemen ona odaklanmaya çalışın. Siz eğer ona odaklanmazsanız, havaya bakarsanız, diğer tarafa bakarsanız, ona bakarsanız, şuna bakarsanız öyle olmaz. Kim size soru sormuşsa direkt ona dönün, sorunuzu cevaplamaya çalışın. Bilmediğin soru olabilir. Normaldir. Bilmediğin soru var diye seni elemezler. Ben bunu her zaman söylüyorum. Senin orada daha 80 puanlık bir kriterin var. 80 puanlık senin daha 4 maddeden oluşan sözlü mülakat komisyonunun vereceği maddeler var. Sen daha oradan 80 puan alacaksın. Soruyu bilmedin. Soru daha önce çalıştığım yerden gelmediği için bu soru hakkında bir fikrim yok. Çıktığım gibi bakacağım. Başka soru sormak isterseniz ya da başka soru çekmemi isterseniz yapabilirim. Efendim diyorsunuz, bekliyorsunuz. Komisyon zaten size diyecektir. Ya bir tane daha çek ya da bunu söylediniz diye bir ihtimal yine bir adım öndesiniz. Niye? Çünkü sözlü mülakatta bazı adayların yok torpil var, yok kesinlikle ben o kadar iyi yaptım, giremedim, yok bilmem ne. Arkadaşlar ben biraz buna karşıyım. Niye karşıyım? Torpilin olup olmadığı konusunda bir şey söylemiyorum. 10 kişiden 4 kişilik boşluk varsa sen o 4 kişilik boşluğa gir diyorum. Sözlü mülakat yapınca videolarda göreceksiniz. Önceki videolarda da belki görmüşsünüzdür. Bir aday değil çoğu aday iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Geçmişten 1000'e yakın bizden öğrenci kazandı. Yani 7 yıllık neredeyse eğitim veriyoruz. 1000'e yakın öğrenci kazandırdık. İşlerinden törpülediğimiz çok insan oldu. Yani bir şeyleri değiştirmeye çalıştık. Kötü puan alanlar vardı. Mesela Şeyh'imiz burada abisi ilk sözlü mülakata girince bir söylesin. Benden geçer not alamadı ya, yanlış mıyım? Geçer not ben o çocuğa vermedim. Dedim sen polis molis olamazsın. Asker hiç olamazsın. Bu hatalarını gider gel karşıma bir bakalım nasıl yapacaksın. İki gözüm. Abisi gitti birinci sözlü mülakattan sonra ikinci sözlü mülakata girip geldi. Tüm eksiklerini tamamladı, karşıma çıktı. Ben o çocuğa 80 puan verdim ya. Şu anki abisi de şu an jandarma oldu. Oluyor. Bak abisi ne polis çocuğu, ne polis çocuğu değildi değil mi? Ne polis çocuğu, ne başka bir tanıdığı falan var. Yani kazandı. Kazanan öyle bir sürü var. Hele bir iki tane daha kardeşimiz var. İki kelimeyi bir araya getiremiyordu. Birinci sözlü mülakata gitti, direkt eledim. İkinci sözlü mülakata git, eksiklerini tamamla, gel dedim. Gitti, tamamladı, geldi. Çocuğa demiştim sen zaten polis olacaksın. Sen merak etme, sen yeter ki bu eksiklerini tamamla dedim. Sen de çünkü var yani, ben o özelliği görüyorum dedim. Çocuk gitti, tüm özelliklerini tamamladı. Geldi karşıma çıktı, polis oldu. Çünkü biliyordum o çocuk polis olacak. Şu an mesela bakıyorum aranızda yine bir sürü polis olacak kişiler var. Yeter ki bunları anlamaya çalışın. Şimdi neden polis olmak istiyorsun? Sorusu her zaman neredeyse çıkıyor. Yani ya kendini tanıt der, ya neden polis olmak istiyorsun der.
Bu iki sorudan biri muhakkak çıkacak. Niye? Çünkü polis akademisi, komisyonu sizleri tanımak istiyor. Bu aday geldi yanımıza. Kendini nasıl tanıtacak? Ne diyecek? Derken işte neden puan kıracak falan. Oraları biraz süzmeye çalışacak. O yüzden sizler neden polis olmak istiyorsunuz sorusuna iyi bir cevap verin. Yok ben geçtim. Komisyonun karşısına işsizim polis olmak istiyorum. Böyle bir cevap yok. Sen bunu dersen sen kendini kandırırsın. Ha atanamayabilirsin. Ama atanamıyorsun diye de bunu kalkıp da işsizim ben bu bölümü istiyorum tarzında bir cümle kullanmayın. Yani ben bunu doğru bilmiyorum. Ben komisyonun karşısında olsam bana biri böyle söylese ben ondansa diğer çok isteyene vermeyi daha çok tercih ederdim. Yani size de bu mantıklı gelmiyor mu? Siz komisyonsunuz. Komisyonun karşısına iki kişi geliyor. Biri ben çok çok istediğimi çok çok istiyorum. Öyle böyle değil. Gecemi gündüzüme kattım bu bölüm için. İşte bu bölümdeki özellikleri bu şekilde karşılayabileceğime inanıyorum. İşte ismim bu, soy ismim bu, buradan geldim. Bu kültüre ayak uydurmak için elimden geleni yaptım. Bu polisliğe girmek için şu aşamalardan girdim ve polisliği bu şekilde istiyorum. Tarzında söylediğinizde sizin kazanma ihtimaliniz daha da çok yükselecek. Ama diğer aday geliyor mesela diyor ki atanamadım bu bölümü işsizlikten dolayı istiyorum. Yani birazcık daha kazanma ihtimalinin zor olacağını düşünüyorum. O yüzden neden polis olmak istiyorsun sorusuna vereceğiniz cevap sizleri de tatmin etmeli. Ayna karşısında provanızı yapın. Karşı tarafı da tatmin etmeli. Mesela önceki videolarımda mesela ben bunu söylemiştim. Yine söyleyeceğim çünkü bu cevap bana ait olduğu için tekrarlayacağım, söyleyeceğim. Ben Mahsun Üçtağ. Tabii mimiklerinize de dikkat edin. Beden dilinize de dikkat edin. Şöyle şöyle yapabilirsiniz ama gelip de şöyle 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 filan komisyona yapamazsınız. Tabii öncelikle şeyiniz açık olsun, kapalı olsun. Ceketinizin birinci düğmesi. İçine yelek giyebilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ben bugün sizler için biraz kendime baktım diye yelek giydim. Sizler ister giyebilirsiniz, ister giymeyebilirsiniz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsanız öyle yapın. Ben olsam giyerim. Niye giyerim? Yani yeleklidense yeleksiz biraz daha, yelekli biraz daha resmi duruyor. O yüzden giyerdim. Şimdi geldiniz komisyonun karşısında bekliyorsunuz. Baş selamınızı verdiniz. Size neden polis olmak istiyorsunuz? Neden bu bölümü seçtiniz? Sizi neden alalım? Ya da tarzında siz kendinizi tanıtır mısınız? Diye bir soru geldi. O vereceğiniz kısa cevabı 15-20 saniyelik bir şeye sığdırın ve karşı tarafı etkilemeye çalışın. Bu söyleyeceğim çok önemli. Ben Mahsun Üçtağ, 4 çocuklu bir ailenin ortanca evladıyım. Annem, ev hanımı, babam şu meslekte. Bu bölümü küçüklükten beri kendimi bizim Diyarbakır'da Gaffar Okan diye bir emniyet müdürü vardı. Gaffar Okan'ı çok seviyordum. Diyarbakır halkı da onu çok çok seviyordu. Ondan önce öyle bir şey yoktu ama ondan sonra çok fazlasıyla polislere bir sevgi oldu, sevgi oluştu. Gaffar Okan'ı Diyarbakır'da bizim yaşlılardan, bizim büyüklerimizden tanımayan yok. Ya ben de neden bir Gaffar Okan daha olmasın, neden bir Mahsun Üçtağ Gaffar Okan'ın yeri gibi bir şey olmasın tarzında bu polisliği bunun için istedim ve bunun için karşınızdayım. Bence çok güzel bir cevap. Sizler de aynısını yapabilirsiniz, güzel bir şey çıkarabilirsiniz. Kendi özelliğinizi ön plana atın. Mesela neysin? Bilgisayar programcılığıyla alakalı bir özelliğim var. Ben polisliği çok istiyorum. Bilgisayar programcılığıyla ya da bilgisayar alanıyla alakalı bir özelliğim var. Bu özelliğimi kullanmak için polisliğin işte siber alanıyla ilgili polis biriminde çalışmak istiyorum. Tarzında bir şeyler söyleyebilirsiniz. Size bahsettiğim birkaç özellik daha vardı. O birkaç özelliği ön plana atabilirsiniz. Soru tamam sizi tanıdık. Bir soru çekebilir misiniz? Bulunan kavanozda dediklerinde bir soruyu çekip soruya baktığınızda soruyla alakalı bir şeyler yorumlayabiliyorsanız muhakkak yorumlayın. Çok çok önemli. Niye? Çünkü bu aday yani dolu bir aday denilmesi. Tabii cevaplamayanlara boş bir aday demiyorum yanlış anlamayın. Yani biraz daha bilgili, biraz daha bir şeyleri yorumlayabiliyor tarzında aday denilsin. Şimdi siz bunu yaptığınızda yorumlama yeteneğiniz olduğunda mesela bak şurada ne deniliyor? Kendinden istenileni kavrama. Şimdi biz senden bir şey istiyoruz. Sen kendinden istenileni kavruyor musun? Anlıyor musun? Bir şeyler söyleyebilecek misin? Bir şeyler söyle ya. Bir şeyler söyle. Sen söylediğinde buraya direkt 20 puan atılacak. Özgüven. Eğer özgüvenliysen
dediğim şekilde net bir şekilde cevap verebiliyorsan 20 puan yazılacak. İfade etme yeteneği. Sen o soruyu çektin ya. Ya da sana dediler işte kendini biraz tanıtabilir misin? İfade etme yeteneği. Kendini ne kadar ifade ettin? 20 puan atıldı. Kafadan 60 puan aldın. Dediklerim işte bunlar. Bak bunlar çok önemli. Konu hakkında bilgi düzeyi. Size işte bir tane soru sorarlar. İşte Türkiye'nin yakın dönemini bilmeye çalışın. Türkiye'nin belirli bazı önemli şeyleri var. Günleri, ayları, yılları falan var. Onları bilmeye çalışın. Onlar önemli. Bir de size zaten yolladığımız sözlü mülakat soruları var. Onlara bakın. Çıkmış sözlü mülakatlara bakın. Zaten kitapta zaten çoğu var, yazıyor. Onlara da bakın. Buna siz bir kere giriyorsunuz. Bir kere girdiğiniz için de her şeyiniz profesyonel olsun. Mesela ne isteniliyor, ne deniliyor burada? Mesela ne yapabilirsin? Sen bunu da bildiğin vakit 20 puan da oradan aldığında 80 puan yapıyor. Sadece bir tek soru kaldı. O soruyu da bildiğinde yani 100'e yakın puan alıyorsun. Kıracakları bir iki nokta var. O bir iki noktayı kırarlar. Anlaşılmayan bir nokta var mı? İyi anlatıyor muyuz? Harbi doğru diyor musunuz? Teşekkür ederiz. Şimdi kadın adaylarda topuk giymeyin dedik. Ona önem verin. O çünkü önemli. İşsizim bu kelimelerden uzak durun. Şimdi bir de sizin dosya soruşturma, araştırma meseleniz olacak. Siz şimdi oraya gittiğinizde dosyanız zaten önlerinde olacak. Mesela bu aday neye bakmış, ne olmuş, ne bitmiş. Sizin telefonunuza bile bakılır. Yani o bile var. Mesela biri böyle yaptı, ya kesin bahise mahise girmiş bakmış. Çok bir şey olmaz, onlar çok şey önemli değil. Ya devleti zora sokacak bir şey olmadıktan sonra, FETÖ ile alakalı bir şey olmadıktan sonra bir şey olacağını ben zannetmiyorum. O adaylar içini rahat tutsun. Önemli olan adayın biraz da içindedir. Siz içinizi ne kadar dışa vurabileceksiniz? O yüzden sözlü mülakatta kendinizi iyi yansıtın. Yani iyi yansıtmak çok çok önemli. Tamam. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir anlatabileceğim aşama kalmadı. Sizin sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Yanlış yorumlasan ne olur? Şimdi ben az evvel söyledim ya, bak burada ince bir çizgi var. Anlamaya çalışın. İstenileni kavrama yeteneğine giriyor. Şimdi sen az bir şey de olsa, bak az bir şey de olsa, senden istenileni verdin mi karşı tarafa, 20 puana yakın bir puan alabilirsin. Ya sen boş geçmediğin için 10 puan da alabilirsin. O yüzden boş geçmemeye çalışın diyorum. Bak son zamanlarda bizim kazandırma yüzdemiz çok artmış. Sözlü mülakata çok çok artmış, bilginiz olsun. Şimdi biz bu işe, mesleğe 5 kişiyle başladık. Hiç unutmuyorum, şu an videoyu alan kardeşim Mehmet çok iyi biliyor, bizi çok iyi tanıyor. Diyarbakır'ın Dicle kentinde bir okulda, küçük bir salonda eğitim yapıyorduk. Salonumuz küçük, yine adaylarımız çok severdi, bizi gelirdi. Verdiğimiz eğitim kıymetliydi. Salonun küçük olmasına bakmazlardı. Biz söylerdik salonumuz küçük. Yani 4-5 saniye eklemeniz lazım. Ona rağmen gelmek istiyorsanız gelin. Hocam biz gelmek istiyoruz. Çünkü sizin eğitiminizi almak istiyoruz derlerdi. Gelirdi, biz 5 tane adayın neredeyse 5 tanesini kazandırdık. İkinci yıl o kadar ki bizi seven, eden hayranlarımız falan oldu ki. Yani polis diye Diyarbakır'da öyle bir sevdirdiğimiz insanlar oldu ki. 5 kişiden ikinci yılımızda 100'e yakın çıktık. Çok fazla sevdirdik kendimizi. 100'e yakın aday ne demek? Sonra bekçilik açıklandı. Kendimizi bekçilikte de ön plana atmaya çalıştık. 200'e yakın aday geldi. Diğer yıl o 200 tane adayın içerisinde de çok kazandırdık. Tam not almayı falan o zaman çok iyi yapmazdık. Kimler kazanmış, başarılarımızı çok sunmayı bilmezdik. Bu son zamanlarda onu yapıyoruz. Çünkü artık baktık gerçekten çok önemli. Çünkü kursa gelen aday başarıları takip ediyor, önemsiyor. Biz de o yüzden dikkat ettik. Üçüncü yılımızda yani neredeyse 3, 4, 5 yani 5000'e yakın bize aday geldi. 5 kişiyle başladık, 5000'e yakın adaya ulaştık. Bir bakıyorsun binlerce aday bizim yanımızda kazandı. Polis olsun, besçi olsun, bekçi olsun, askeri olsun, jandarması olsun, güven masası olsun, pöhü olsun, jöhü olsun. Yani neredeyse hepsini hazırladık. Çok şükür iyi noktalara da geldik. Sizden dediğimi de anlamaya çalışsanız, sizler kendinizin ne kadar ön planda olduğunu da göreceksiniz. Kendinize önem verin. İşinizi ciddiye alın. Bu dediklerime kulak asın. Başaracağınızı sizler de göreceksiniz. Yeter ki safsaklamamaya çalışın. Yine söylüyorum. Sözlü mülakatı geçemeyen aday olduğunda, mesela siz
tam istenileni verdikten sonra çamur atmaya başlayın. Sizden tam kendinizden istenileni vermediğinizde çamur atmayın. Çünkü ben biliyorum, görüyorum, sözlü mülakatı yaptığım için birebir buna şahit oluyorum. Adaya bakıyorum, aday konuşmayı, iki kelimeyi bir araya getirmeyi bilmiyor. Kazanamadığında ben her şeyi en iyi yaptım, kazanamadım diyor. Yani bundan sizler olmayın. Her istenileni karşı tarafa verin. Eğer olmadı mı, olmadıktan sonra çamur atmaya başlayın. Tamam. Şimdi ben geçeceğim. Sözlü mülakat için hepinizi bekliyorum. İnşallah hepinize puanlar da vereceğim. Kimler kaç puan alıyor, ne yapıyor, sözlü mülakatınız nasıl geçiyor. Birazcık da olsun üstten vermeye, fazladan vermeye özen göstereceğim. Ama siz yine her ihtimale karşı 10 puan aşağıda hesaplamaya çalışın. Çünkü günlerdir hem parkur mülakatını götürmeye çalışıyoruz, hem sözlü mülakatı götürmeye çalışıyoruz. Adaylarımız yeter ki kazansınlar diyoruz. Size makaleler atmıştık, o makalelerden kendinize kendi makalenizi yazın demiştik. İnşallah buna kulak veren vardır. Ya bir iki kişi de kulak vermişse bizim için bir iki kişidir. İnanıyorum ki şu an buraya nereden bakarsan 50'ye yakın aday gelmiş. İnşallah 25 tanesi falan vermiştir. En az o da. Herkes vermişse çok çok sevinirim. Çünkü o kadar emek veriyoruz. Bazen gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Geceleyin. Gece bir gibi sizlere mesaj, gruba mesaj atıyoruz ya. Diyoruz yeter ki bir adaya da dokunabildikse ne mutlu bizlere. Görebiliyor musunuz bunları bilmiyorum. Görebilirseniz çok çok seviniriz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu an erkeklerimizin neredeyse hepsi parkurdan geçebilecek düzeyde. Bir iki tanesi de geçemiyor diye düşünüyorum. Ama onlar için de daha 3-4 günümüz var. İnşallah halledeceğiz. Burada geçemeyen aday kalmayana kadar elimizden geldiğince parkur mülakatında iyi bir çalışma yapacağız. Onları öyle Kırıkkale'ye, diğer yerlere de göndereceğiz. Kadın adaylarımız için biraz üzülüyorum. Onlar biraz geç başladı. Keşke biraz daha erken başlasaydınız ama daha hiçbir şey bitmemiş. Biz elimizden geleni yapacağız. İlk gün açıklandı, ilk gün girseydiniz çoğunuz 57, 58, 60, 65'lerdeydiniz. Ama şu an 5-6 kişiyi 50, 51, 52'ye indirmeyi başardık. Yine elimizden geleni yapacağız. Bir de sonraki seanstaki adaylarımız var. Onlardan da bir o kadar indirdik. Diğer seanslardaki bir o kadar da oradan indirdik. İnşallah daha güzel bir şekilde sizleri de Kırıkkale'ye uğurlayacağız. Güzel bir saniyelerle sizi uğurlayacağız. Sizler de güzel bir sözlü mülakat puanlarıyla geri gelin Diyarbakır'a diye. Sizler gittiğinizde güzel bir puan cebinize koyarak gelmenizi kesinlikle istemiyorum. Çünkü aileniz de sizlerden bir şey bekliyor. Siz ailenize kendinizi ispatladığınızı, elinizden geleni yaptığınızı ve o şekilde döndüğünüzü söyleyin. Çünkü bizim için bu çok önemli. Biz de her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sohbetin başında yine söyledim, yine söylüyorum. Bizim işimiz normalde bu değil. Sözlü mülakat çalıştırması değil. Şu an Türkiye'nin neredeyse her ilinde Mahsun Hoca'yla ya da parkur eğitmenimle sözlü mülakat kim yaptırmak ister tarzında bir anket yapsak, bir de bunu ücretli yapsak çoğu aday zaten geliyor. Ama biz bunu ücretle falan da yapmak istemiyoruz. Diyoruz ki adaylarımız, bizim adaylarımız bizden ne öğrendiyse bize kârdır diyoruz. Ama görüyorum ki keşke daha fazla aday gelseydi, bizim kursun hepsi gelseydi. Şu an 3'te 1'i burada. Onlara da biraz fırça atacağım. Çünkü buna o kadar isteyen adaylar var. Bizler sizlere o eğitimi de ücretsiz bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Yeter ki gelin diyoruz. Ama bazen görüyorum ücretsiz olduğu için değersiz oluyor. Ücretli olsa daha çok değerli oluyor. Ama neyse yine ben 3 yıldır bunu bu şekilde yapıyorum. Yine yapmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Şimdi herkesi teker teker aşağıya alacağım. 1-1,5 dakika vereceğim. O 1-1,5 dakikada sizden istediklerimi sizlerin bana vermesini isteyeceğim. Hızlı bir şekilde de geçeceğiz. Çünkü daha saatimiz 1,5 saate yakın bir sürecimiz var. Şu an 50'ye yakın adayımız da var. Yani yaklaşık onu bitirmeye özen göstereceğiz ve sonra parkur çalışmamıza geçeceğiz. Hepinizi bekliyorum. Bu özenli davranışı gösterdiğiniz için de sizlere de teşekkür ediyorum. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Emrah, soyadım Birsen, 23-10-2003 doğumluyum, Diyarbakır'da yaşıyorum, evim köyde. Kaç yaşında oluyorsun? 19 yaşında oluyorum. 19 yaşında oluyorsun. Tanımaya devam edebilir miyiz seni? Diyarbakır, Mezopotamya, Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Köyde yaşıyorum, babam köy muhtarı, annem ev hanımı, hayvancılık, tarımla uğraşıyoruz köyde. Hayvancılıkla uğraşıyoruz, evet. Aferin, ne güzel.
Neden bu polisliği istiyorsun peki? Sınava hazırlanırken hemşirelik istiyordum. Hemşirelik kazandım Ankara Medipol Üniversitesi. Sonra devletimiz bize bir hak tanıdığı için polislikte şansımı denemek istedim. Peki. Bir soru çekebilir misin? Tamam. Soru numarasıyla birlikte oku istersen. Soru numarası 138, iklim nedir? Bir yere ait şey. Sakin ol. Devam et. Bir yere ait hava tipi, soğuk mu sıcak mı, yer özelliği, çöl mü, kutup mu, kısmen onu gösterir. Doğru. Tamam. Peki bırakabilirsin, yanına bırak, içine atma. Peki çıkabilirsin Emrah. Biraz daha sakin, biraz daha temkinli olmaya seni davet ediyorum. Ona biraz daha dikkat et. Genel itibariyle çok çok kötü değil. Soruyu cevaplama şeklin biraz sıkıntılı ve biraz daha ciddi olarak daha gür bir sesle cevap vermeye çalış, tamam mı? Çıkabilirsin. Adım Melike, soyadım Benteşen. 23 Mayıs 2002 Diyarbakır doğumluyum. Melike? Benteşen. Benteşen. 23 Mayıs 2002 Diyarbakır doğumluyum. Türk Telekom Mesleki Tekniki ve Anadolu Lisesi ve Bilişim Teknolojileri alanı ve programcılığı alanından mezunum. 5 çocuklu ailenin tek kız çocuğuyum. Babam serbest meslek işçisi, annem ev hanımı. Bundan sonra biz sana soru sorduğumuzda cevap ver, tamam mı, unutma. Böyle yaptınız. Biraz heyecanlı gördüm seni. Şimdi Melike, neden polis olmak istiyorsun? Karakterime uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum. Hem mental olarak hem fiziki olarak bu mesleği kendime uygun buluyorum ve severek yapacağımı düşünüyorum. İnsan sevdiği işte, severek yaptığı işte, iştigal ettiği sürece her zaman kendine de vatana da milletine de hayırlı bir işçi olacağını düşünüyorum. Peki, bir soru çekebilir misin? Soru numarasıyla beraber okumanı istiyorum. 142, terör denince ne anlıyorsunuz? Ne anlıyorsun? Akla ne terör geliyor? Terör bir saldırıdır. Evet. Terör denince akla insanların özgür düşüncelerine saldırı yapmak, gruplaşarak bir saldırı, terörizm oluşturmak. Evet, doğru. Güzel. Sadece biraz heyecanlı gördüm seni. Gerisine baktığımızda gayet iyi, düzgün. Mülakat metnin de güzel. Güzel bir puan aldığını söyleyeceğim çıkışta. Böyle devam et. Gidebilirsin. Şuraya koyayım mı? Yana bırakabilirsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, adım Amsana Yakut. 18 yaşındayım. 5 çocuklu bir ailenin 3 ortanca çocuğuyum. Babam pazarcı, annem de ev hanımı. Amsana. Doğma. Devam et. Doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Neden polis olmak istiyorsun? Diyarbakır ilimizde çok sevilen bir polisimiz vardı, Gafar Okan. Milletçe halkımızla onu seviyoruz ve onun izinden gitmek istiyoruz. Peki. Hamza, sana bir tane soru çekebilir misin? Tabii. Soru numarasıyla beraber oku. 124, Tanzimat Fermanı nedir? Biliyor musun peki Tanzimat Fermanı? Tanzimat Fermanı Abdülmecit zamanında çıkan... Abdülaziz mi, Abdülmecit mi? Abdülmecit zamanında. Evet. Türk tarihin batılaşmaya ilk yönelimidir. Somut adımdır. Tamam. Güzel. Seni birazcık heyecanlı gördüm. Genel olarak çok kötü değil. Onu biraz daha törpülemeye çalış. Sesin biraz daha net çıksın. Tamam mı? Tamam. Boyun posun da iyi. Aile durumunu anlatırken biraz daha güçlü bir şekilde anlat. Tamam mı? Tamam. Çok çok kötü değil. Aldığın puan da gayet güzel. Çünkü bildiğin sorular da vardı. Gidebilirsin. Teşekkürler hocam. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Avaş Nide, soy ismim Aktepe. Diyarbakır 2003 doğumluyum. İsim ne?
Avaş Nida. Nida, aynen, tamam. Soy ismim Aktepe, 2003 Diyarbakır doğumluyum. 4 çocuklu bir ailenin ortanca evladıyım. Babam bir kamu kurumunda işçi, annem ise ev hanımı. Neden polis olmak istiyorsunuz? Efendim, ben çocukları çok seviyorum. Ve savunması çocukların şiddete ve hakarete uğradıklarını gördüğümde içim yanıyor. Bu tarz çocuklara birazcık da olsa yardımda bulunabilmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir neferi olarak yardımcı olmayı bu kutsal görevi tarif görüyorum. Güzel. Peki bir tane soru çekebilir misiniz mülakat sorunuzu? Numarasıyla beraber okumanızı istiyorum. 344 Mevlana'nın akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür sözünü açıklayınız. Çok güzel bir soru geldi. Her şeyi söylemez fakat söylediği her şeyi düşünür. Yani bir insanın bir lafı söylemeden önce 1000 kere düşünmesi gerektiğini ve aklındaki her şeyi hemen söylememesi gerektiğini söylemek istemekte. Çok güzel, doğru diyorsunuz. Tamam, bırakabilirsiniz. Yana bırakın. Genel olarak iyi gördüm. Çok çok iyi gördüm hatta. Böyle devam et, sesin biraz daha gür çıksın. Diksiyonun da iyi, fena benim değil. Benim ayağım titriyor şu an. Normaldir bu. Çok kötü görmedim. Aferin, böyle devam et. Gidebilirsin. Evet, teşekkürler. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Adım Semih, soyadım Aslan. 20 yaşındayım. 4 kardeşli bir çocuğun ortanca çocuğuyum. Babam emekli memur, annem ev hanımı. Ne memuru baban? Babam emekli imam şu an. İmam? Evet. Tamam. Neden polis olmayı istiyorsun, imam olmayı istemiyorsun? Benim biraz daha hevesim vardı buraya. Ve çocukluktan kalmaya ailem. Hem dayım asker, amcamın oğlu polis falan. Onların da hikayelerini dinleyince böyle biraz daha empati duymaya başladım. Böyle hayallerim doğrultusunda buraya kadar geldim. Hakkımda hayırlısı olsun. Peki. Bir tane soru çekebilir misiniz? Soru numarasıyla beraber okuyun. 122. Evet. İletişim nedir? Neymiş biliyor musun? İletişim iki insan arasında bir konuyu tartışma, birbiriyle görüşme açısından aralarında kurdukları diyalog diyebilirim. Peki sana kolay bir soru geldi. Bunu biraz zorlaştırmak istiyorum. Peki, olur. Lehçe nedir? Lehçe bir topluluğun dili diyebiliyorum. Bir topluluğun kullandığı bir dil, lehçe. Yani. Ya, doğru. Doğru. Peki. Teşekkür ederiz. Sorunu bırakabilirsin. İçine değil, yanına bırak. Genel olarak kötü görmedim. İyi gördüm. Aferin. Bu doğrultuda devam et. Ama sesin biraz daha gür çıksın. Hocam sesim kısılmış. Tamam, ona dikkat et. Bir an önce onu düzeltmeye çalış. Ne gerekiyorsa onu yap. Fena görmedim. İyi gördüm. Biraz da heyecanla yenik düşme. Genel olarak iyiydi. İsmin neydi senin? Semih Aslan. Semih. Sana burada vereceğim puan 80. Biraz sesim gür çıksın, biraz daha güçlü durmaya çalış. O puanlarını doğrudan kırıyorum. Seni bir dahakine biraz daha güzel, iyi görmek istiyorum. Tamam mı? Hakkında hayırlısı olsun, gidebilirsin. Evet, merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Elbette, Sıla Babat. 4 çocuklu bir ailenin en büyüğüyüm. Babam marangoz, annem ev hanımı. Doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Aslen Mardinliyim. Hala Diyarbakır'da ikamet ediyoruz ailecek. Peki neden polis olmak istiyorsun Sıla? Olay yeri incelemeye karşı büyük ilgim var. Çocukluğumdan beri olay yeri incelemeyle ilgili kitaplar okurum. Sürekli olay yeri inceleme polisi olmak istiyordum. Öyle mi? Evet. Buna karşı da ilk adımımı atmak için... Peki bir polis olay yeri incelemeye gittiğinde ne yapıyor, ne ediyor, bununla alakalı bir fikre sahip misin? Tabii. Öncelikle etraftaki delilleri topluyorlar. Eğer ortada bir cinayet veya kaza varsa postmortem örnekler alınır veya alınmaz. Deliller toplanır. Bunun için biraz soğukkanlı olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Maşallah, çok beğendim. Bir tane soru çekebilir misin? Tabii. Soru numarasını oku istersen bize. 131 siber saldırı nedir? Bir fikrin var mı? Elbette. Siber saldırı internet üzerinden bilgisayar hackerları aracılığıyla evet. bilgilerin çalınması için yapılan saldırıdır. Doğru diyorsun. Sıla, genel olarak çok çok iyi gördüm sözlü mülakatını. Özgüvenin var.
Bunun için 20 puan veriyorum. İfade etme yeteneğin var. Bunun için 20 puan veriyorum. Çok iyi ifade ettin diye. Kendinden istenileni kavrama noktasına gelince buna 10 puan veriyorum. Çünkü kendinden istenileni biraz daha net bir şekilde kavrarsan, söylersen senin için daha iyi olacak. Oradan 10 puanını kırdım. Beden dilin çok çok iyi. Çok fazla el kol hareketleri falan yapmanı çok beğendim. Konu hakkındaki bilgi düzeyin çok çok fena değil. İstenileni çok çok iyi, net dediğim gibi ifade etmedin. Ondan biraz puan kırıyorum. Ondan da 10 puan kıracağım. Genel itibariyle topladığımda 80'e yakın bir puan aldım. O da iyi, fena değil. Umarım parkurdan da iyi bir puanla geçersin. Seni de polis teşkilatında görmek isteriz. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Adım Bayram, soyadım Çolak, 20 yaşındayım. 4 kardeşiz, Diyarbakır'da doğdum, Diyarbakır'da yaşıyorum. Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümünü okuyorum. Babamın mesleği yurt içi kargoda özel güvenlikçi, annem ise ev hanımı. Bayram, senin güzel bir mesleğin de var, itfaiyecilik. Niye polisliği istiyorsun? Ben ön lisans mezunu olup polisliğe gelmek istiyordum ama TYT puanımı bu sene kazandım, o yüzden direkt geldim. Peki, polisi bu yüzden istiyorsun? Evet. Anladım. Bir tane soru çekebilir misin? 121 beyin göçü nedir? Beyin göçü büyük kaynaklardan dolayı yetişmiş, yoğun kaynaklardan dolayı gördüğü ilgisizlikten dolayı başka şehirler, başka ülkelere göç eden bilim insanlarıdır. Tamam. Bayram, genel olarak iyi, sözlü mülakatın iyi gidiyor. Bu şekilde devam etmeni istiyorum. Sesim birazcık daha gür çıksın. Tamam. Boyun da iyi, posun da iyi. İtfaiyecilik gibi güzel bir mesleğin de var. İnşallah polislik olur ama olmasa da üzülme. İtfaiyecilik de güzel bir meslektir. Sözlü mülakatın iyi geçti. Soruyu da bildin. Gidebilirsin. Teşekkür ederim. İçine alın. Tamam. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Muhammed, soyadım Çelik. 5 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. Babam çiftçi, annem ev hanımı. Evet Muhammed. Polisliği neden istiyorsun? Polisliği, ben polisin alt dalından narkotiği istiyorum. Çünkü orada kardeşlerimizi, ablalarımızı zehirliyorlar ve bu taciz olaylarını artırıyorlar. Bunun dolayı ablalarımız, kardeşlerimiz geceleri ya da daha rahat, refah şekilde dışarı çıkamıyorlar. Ben devletimin ve milletimin refah şeklinde yükselmesini istiyorum. Bunu sen tek başına nasıl yapacaksın? Tek başıma da olmasa da polis arkadaşlarımla birlikte yapmayı istiyorum. Peki bir tane soru çekip mülakat sorusu, soru numarasıyla beraber okuyabilir misin? Tabii. Soru numarası 129. Vandalık ve vandalizm nedir? Biliyor musun peki soruyu? Biliyorum. Nedir? Vandalizm bilerek, isteyerek kamu malına zarar vermektir. Doğru. Peki, bırakabilirsin. Muhammed, sözlü mülakatın bitti. Bir yorumlama yapacağım. Evet. Sesin düşük çıkıyor. Yani biraz daha gür çıkmasını istiyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Verdiğin sorunun cevabına gelince, neden polis olmak istiyorsun sorusunun cevabına. Yani birazcık daha olgun cevaplar vermeye çalış. Tamam mı? Birazcık daha dolu cevaplar vermeye çalış. Daha tok cevaplar vermeye çalış. Ve konuşurken sesin gür çıksın, net çıksın. Tamam mı? Tamam. Yani bu vücudun arkasında bu ses tonunu ben yakıştıramadım. Tamam. O yüzden ona biraz daha dikkat et. Polis tipin de var. İyi de vücuda da sahipsin. Yani ona biraz dikkat edersen daha iyi sonuçlar alacağını ben düşünüyorum. Yani bu aşamada tamam, sorunun cevabını bildin. Ama ben 70'in üstüne geçeceğini zannetmiyorum. En fazla alabileceğin limit şu aşamada 70'tir. Dediklerime dikkat edersen 100'e kadar da çıkartabilirsin. Sağ ol. Çıkabilirsin. Merhabalar, seni tanıyabilir miyiz? Efendim, adım Sema Nur, soyadım Karadaban. 15 Mart 2002 Diyarbakır doğumluyum. İki kardeşiz. Annem ev hanımı, babam emekli polis memuru. Baban emekli polis memuru. Evet. Peki, ismini alamadım. Sema Nur mu? Sema Nur Karadaban. Tamam. Sema Nur, bir tane soru çekebilir misin? Soru tamam. Numarasıyla beraber okuyabilir misin? 108. Egoizm, bencillik nedir? Biliyor musun cevabını? Evet efendim. Egoizm, egoist diğer adıyla.
Kendini beğenmiş, her şeyi bildiğini zanneden insanlar için genellikle kullanılır. Doğru. Ben sevgisi biraz ön planda. Evet. Tamam. Bırakabilirsin. Sema Hanım, neden polis olmak istiyorsun? Ben, babam ve amcam polisti. Ben küçüklükten beri bu teşkilatta büyüdüm ve her emniyete gittiğimde bu işi ben de yapmak istiyorum ve ben bunu layıkıyla yapabileceğimi düşünüyorum diyerek büyüdüğümde polis olmak istiyordum. Büyüdün, şimdi polis olmak istiyorsun. Evet, ayrıca kadın cinayetleri bu kadar had safhadayken dönemimizde ben hem kendimi hem cinslerimi korumak amacıyla polis olmak istiyorum. Güzel, peki. Şimdi özgüvenini biraz eksik gördüm. Onu biraz daha artırmalısın. Evet, heyecanlı. İfade etme yeteneğin, ses tonun biraz düşük. Kendinden istenileni kavrama, verdiğin cevap iyi, güzel ama çok tok değil. Onu biraz daha doldurman lazımdı. Beden dilin çok çok kötü değil ama çok çok iyi de değil. Konu hakkındaki görüş zaten dediğim gibi çok fazla iyi değildi. Kendinden istenileni kavrama gelince neden polis olmak istiyorsun sorusuna biraz daha tok cevap vermeye çalış. İyi cevap verdin ama biraz daha tok olsun. Yani gür olsun, sesin iyi olsun, ön plana at. Yani biraz daha kendini güçlü göster, tamam mı? Gerisi fena değildi. Yani bu aşamada sana 75-80 arası bir puan vereceğim. Ona da 80 doğru bildiğin için gidebilirsin. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz? 2002 Diyarbakır doğumluyum. Ramazan yıldayım. 3 çocuk, 3 kardeşiz. Babam eczane personeli, annem emniyet personeli. Nerede çalışıyor emniyette? Emniyetin dövmüz evinde. Ne işin aşkı? Personel kendisi. Polis mi? Yok, personel. He, anladım. İşçi statüsü. Evet. Tamam. Ramazan, sen neden polis olmak istiyorsun? Benim annem 13 yıldır bu mesleği yapıyor. Ve 2016 yılında PKK'lar tarafından hain bir saldırı oldu polis emniyetinde. Ve ben bunun intikamıyla bu yola baş koydum. Bu sebepten dolayı polis olmak istiyorum. Annen de istiyor mu polis olmak? Evet. Tamam. Destekli olay beni. Anladım, güzel. Bir tane soru çekebilir miyim? Tabii. Soru numarası. Organik madde nedir? 119. Geçelim. Organik madde nedir? Evet. Biliyor musun sorunun cevabını? Evet. Nedir? Biyolojik ben maddelerin karbon, hidrojen, oksijen olarak biliyorum da şu an. Maddeye denir yani. Evet. O yapı taşına. Evet, yapı taşları bulunan maddeye denir. Peki. Çok kötü değil. Genel olarak mülakatını değerlendirmeye gelince mülakatın iyi geçti, güzel geçti. Biraz daha net bir şekilde cevap vermeni istiyorum. Sesin biraz gür çıksın. Tamam. Gür değil, biraz daha böyle karşı taraf sanki sana kötü bir şey söyleyecekmiş gibi cevap veriyorsun. Öyle verme. Daha net çıkar cevapların, tamam mı? Senden daha güzel bir performans bekliyorum. Verdiğin neden polis olmak istiyorsun sorusuna verdiğin cevap da güzel. Çok kötü de değil. Değiştirme. İnşallah parkurdan da güzel bir puan alırsın. Sözlü mülakattan da iyi bir puan alırsın. Yani giremeyeceğin gibi bir şey yok. Polis olacağını düşünüyorum ben. Gidebilirsin. Sağ ol. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim, adım Betül, soyadım Avşar. 25 Mart 2002 doğumluyum. Diyarbakır'da doğdum, Diyarbakır'da yaşıyorum. Babam emekli, annem ev hanımı. 5 kardeşiz, 4. çocuğum. Tamam. Neden polis olmak istiyorsun Betül? Bu mesleği sevdiğim için, bu meslekte başarılı olacağıma inanıyorum ve kendime güvendiğim için de buradayım. Sadece bunun için istiyorsun. Yani. Peki, bir soru çekebilir misin? Tabii. Sosyalizm nedir? Baskıcı olmayan bir tutuma, insanların daha özgür bir yaşam sürdürmelerini sağlayan bir tutumdur. İşçilerin daha ön plana çıkaran bir tutumdur. Peki. Betül, neden polis olmak istiyorsun sorusuna verdiğin cevabı daha net bir şekilde istiyorum. Tamam mı? Onu biraz daha süsle. Tamam. Genel olarak kötü değil, çok iyi de değil. Onu biraz süslemeni istiyorum. Onu biraz daha süslersen daha iyi bir sonuç çıkacak. Diğer arkadaşlarına söylediğim gibi sana da söyleyeceğim. Daha gür bir sesle çıkartmaya çalış. Tamam. Vereceğin cevapları. Tamam mı? O çok önemli. Genel olarak soruyu da bildin.
Senden istenileni de kavradın. Mülakata giderken daha iyi bir şekilde giyiniyorsun. Tamam mı? Zaten hocam şu an daha almamış. Biraz kilo problemi var. İnşallah o kilonu da alacaksın. Mülakata girince o sıkıntı da kalmayacak. Genel olarak sana 80 vereceğim. Diğer eksikliklerini de giderdiğinde daha güzel bir puan alacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Uğur Baysal. 20.06.2003 yılında Elazığ'da doğdum. İki kardeşiz. Annem ev hanımı, babam ise polistir. Babam Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapmaktadır. Babamın görevi gereği Diyarbakır'da ikamet etmekteyiz. 2022 yılında Diyarbakır Anadolu Lisesi'nden sayısal bölümünden mezun oldum. Diyarbakır Ertaş Spor Kulübü'nde lisanslı olarak 3 yıldır amatör boks yapmaktayım. Bu kadar. Bu kadar. Peki. Bir tane soru çekebilir misin? Senede ittifak nedir? Kaçıncı soru? 112. Biliyor musun sorunun cevabını? Senede ittifak efendim bir antlaşmadır. Hı. 1808 yılında Osmanlı. Bilemedim. Peki. Yorumlamak ister misin? Yorum bilgi sorusu olduğu için yorumlamak. Bir tane daha soru çek bakalım. Sivil toplum örgütü nedir? Kaçıncı soru? 115. Neymiş biliyor musun? Sivil toplum örgütü resmi olmayan ve kurum kuruluşların oluşturduğu. Evet. Biraz faydacılık için oluşturulmuş örgütlerdir. Resmi değildir. Kar amacı değil. Evet. Tamam. Yaklaştım biraz diye. Bırakabilirsin. Uğur, neden polis olmak istiyorsun? Efendim, polislik mesleğini sevdiğim için. Baban da polis olduğu için. Doğrudur. Vatanını, bayrağını, milletin can ve mal güvenliğini, canını seve seve feda edip. Bunun için istiyorsun. Peki, tamam. Uğur. Sözlü mülakatını bitiriyorum. Sözlü mülakatını çok iyi görmedim. Yani ben bu vücudun arkasından biraz daha iyi beklerdim. Soruyu bilemedin. Direkt ona çizgi atacağım. Beden dilin çok kötü. Ben yanaştırmayın demiştim ellerinizi. Sana yanaştırdım. Kendinden istenileni kavrama yeteneği çok çok iyi değil. Neden polis olmak istiyorsun sorusuna verdiğin cevap çok tatmin edici değil. İfade etme yeteneğin kötü, iyi değil. Özgüvenin biraz düşük. Biraz daha senden iyi bir özgüven beklerdim. Bunları biraz daha törpülersen daha iyi olur. Şimdi ben sana ilk sorunun verdiği şeyi hocam 65 vereceğim. Tamam mı? Sen onu hemen törpüle. Babandan da biraz destek yardım al. Tamam mı? Senden daha güzel bir şeyler bekliyorum ben. Daha iyi kendini toparlayacağını da görüyorum. Senden güzel bir sözlü mülakat puanı da bekliyorum. Tamam mı? Tamamdır. Kendine iyi bak. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Sultan, soyadım Andiç. 3 çocuklu bir ailenin en büyük kızıyım. Babam bir şirkette pazarlama, bir şirketin pazarlama işini yapıyor. Annem ev hanımı. Anladım. Bir tane soru çekebilir misin? Tarla, soru 413. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz atasözünü açıklayınız. Kaçıncı soru dedin? 413 numara. Tamam. Biliyor musun bu sorunun cevabını? Evet. Söyle bakalım. Bir işte emek vermeden, zaman harcamadan, o iş için bir bedel ödemeden bir karşılık alamayız, bir verim alamayız. Doğru. Peki neden polis olmak istiyorsun Sultan? Ben bir kadın olarak sözde tacize uğradığım oluyor. Ailemde de bunun çok acı bir vakasını yaşayan bir insan oldum. O yüzden aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin biriminde çalışmak istiyorum. Bir de başka kadınların da bunu yaşamasını istemiyorum. Peki. Sözlü mülakatını bitiriyorum. Tamam. Çok kötü değil. İyi, sözlü mülakatına iyi hazırlanmışsın. Neden polis olmak istiyorsun sorusunu birazcık daha süslersen daha iyi olur. Tamam mı? Tamam. Ses tonun güzel. Komisyonu direkt kendine kilitleyebiliyorsun. O yeteneğin de var. Ses tonu bu şekilde ayarla. Ben fena görmedim. Yani çıkabilirsin. Teşekkür ederim. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Gökdeniz Baysal. Biraz dayanır. 01.08.2004 Diyarbakır doğumluyum. Aslen Elazığlıyım. Orhan Asena Anadolu Lisesi'nden mezunum.
İsmin neydi? Gökdeniz Baysal. Gökdeniz, bir tane soru çekebilir misin? Soru 407. Bedava sirke baldan tatlı olur. Biliyor musun sorunun cevabını? Yani emek verilmeden yapılan iş daha tatlı olur. Sözünü söylüyor. Evet. Peki neden polis olmak istiyorsun? Polis olmak benim çocukluktan gelen bir hayalim. İşte amcalarım olsun, kuzenlerim olsun, hepsi polis olduğu için ben de onlara örnek aldım. Ondan İşte vatanıma ve milletime de hayırlı bir vatandaş yardımın dokunması için. Peki, çıkabiliriz. Gökdeniz, sesin kısık, herkesin verdiği cevabı veriyorsun, çocukluk hayal falan, onları söyleme, ona hiç girme. Biraz daha sesin gür çıksın, net ol, Elazığlısın, bunu kullan. Bizim orada çok fazla isteyen polis arkadaşlarımız, abilerimiz falan var. Biz de bu yüzden Elazığlı olduğumuz için... Aslında başka cevabı verecektim de, heyecandan veremem. Elazığlı olduğumuz için bu ruhumuz biraz da ön planda. Ben de polis olmak istiyorum bu yüzden, onu diyebilirsin. Sesin biraz daha gür çıkarsa daha iyi olur ve biraz daha güçlüdür. Böyle karşı taraftan sana sanki kötü gelecekmiş soru, yorum tarzında bir şekilde cevap veriyorsun. Bunu yapma. Genel olarak iyi, kötü değil. Gidebiliriz. Merhabalar. Merhabalar. Seni tanıyabilir miyim? Elvan Çalık, 25 Haziran 2004 doğumluyum. Bu sene liseden mezun oldum. Anne adım Öznur, baba adım Hasan. Annem güzellik uzmanı. Babam ise müteahhitlik mesleğiyle uğraşıyor. Müteahhitlik. Evet. Anladım. İki kardeşiz, en büyüğü benim. Tamam. Elvan, neden polis olmak istiyorsun peki? Şöyle ki, yaşadığım çok acı verici ve gururlu bir olaydan dolayı polis olmak istiyorum. Öğrenebilir miyim? Çok sevdiğim, saygıdeğer bir eniştem vardı. Kendisi bomba uzmanı, aynı zamanda da emniyet amiriydi. Bomba imha uzmanı. Aynen, bomba imha uzmanıydı. Tam emniyet müdürü olmasına birkaç gün kala şehit oldu. Hadi ya. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir insandı. Ailemdeki çoğu kişinin polis olmasını da zaten o sağladı. Çok destek oldu hepimize. O yüzden ben de onun yolundan gitmek istiyorum, Allah nasip ederse. Bundan, ben sen de bundan dolayı istiyorsun. Evet. Peki, bir tane soru çekebilir misin? Tabii. Karakter nedir? Kişinin... Kaçıncı soru? 136. soru. Tamam, bekliyoruz cevabını. Karakter, kişinin kendini yaşadığı çevrenin de etkisiyle, yaşadığı psikolojik veya diğer olaylardan ötürü dış görünüşüne yansıtmasıdır. Kendi özelliklerini. Doğru, tamam. Bırakabilirsin soruyu. Elvan, sözlü mülakatın bitti. Çok kötü görmedim. Verdiğin örnek çok iyi. Neden polis olmak istiyorsun sorusuna cevabın iyiydi. Beden dilin iyi. Ses tonun güzel. Bir tık daha artırırsan daha iyi olur. Evet. Özgüvenin yerinde. Güzel. Fena görmedim. Genel itibariyle iyi. Ben sana 90'a yakın puan veriyorum. Teşekkür Hatta 90 ederim. Veriyorum. Sen biraz o dediklerime de dikkat et. Birazcık daha ses tonunu yüksel. Evet. Ufak tefek notlardan biraz kırdım. Gerisi güzeldi. Soruya da iyi cevap verdin. Tam istediğim rol model. İyi. İnşallah parkta da güzel bir saniye yaparsın. Ön salta da bir sıkıntı çıkmaz. Çok geçersin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Mahsun Hoca'nın sözlü mülakatına girdi. Nasıl buldun? Bence çok iyiydi. Hani geleceğe yatırım yapıyor hocamız. Çok teşekkür ederiz bize. Çok emek gösteriyor. Her şey için çok teşekkürler. Aslında çok gerçekçi hissettirdi. Hatta bunun için çok heyecanlandım. Yanlış cevaplar verdim. Kötüydü yani benim için ama deneyim için çok iyiydi. Çok profesyonelce buldum. Yani izlediğim videolara bakılarak tamamıyla gerçekçi bir atmosfer vardı. Çok memnun kaldım. Çok profesyoneldi ve çok güzel olduğu için hayır yapılmasını istiyorum bunu. Tabii çok güzel bizim için bir deneyim oldu. En azından burada heyecanımızı atmış olduk. Oradaki biraz daha olsa atmosferi az çok tatmış olduk. Yani çok iyiydi. Çok profesyoneldi, çok gerçekçiydi. Bizim heyecanımızı aldı. Hocamıza da çok teşekkür ederim. Mülakat çok profesyoneldi. Ben gelmeden önce çok heyecanlıydım. Gerçekten yapamayacağım falan diyordum. Gerçekten Mahsun Hoca hakkını veriyor. Ve ben daha önce bunun yapıldığında hiçbir yerde duymadım. Ki yapılsa da millet hani parayla bu işi yapıyor. Ve Mahsun Hoca öğrencilerine gerçekten çok da emek veriyor. Onunla da çok teşekkür ederim burada. Gayet iyiydi. Gerçek mülakatta gibi hissettim kendimi. Sorularda, daha önceki mülakatta çıkmış sorularda çok benzerdi. Çok gerçekçiydi. Çok memnun kaldım.
Hocamızın verdiği sözlü mülakat eğitiminin başka bir eğitimde verebileceğini düşünmüyorum ve hocamız bize bunu bir torpil olarak yaptığını düşünüyorum ve çok başarılı buldum. Gayet iyiydi. Çok beğendim. Gayet eğitici bir programdı. Ona çok teşekkür ederim, ona ve grubuna. Mülakattan önce heyecanımızı yenmemiz adına çok güzel bir ayarlamaydı bence. Parkur eğitmenim ailesine çok teşekkür ederim. Gayet güzeldi, gayet memnun kaldım. Profesyonel bir eğitim gibiydi. Memnunum. Aslında çok güzel bir eğitimdi. Kendi eksiklerimi gördüm. En azından nerede nasıl yapacağımı çok iyi öğrendim. Sağ olsun Asun Hoca gerçekten gerçek heyet gibi karşımızda durdu. Gerçek heyetin sorduğu soruları sordu. Yani çok profesyoneldi bence. Masum Hocam sayesinde sözlü mülakatı geçebileceğime inanıyorum. Bu zamana kadar her zaman yanımda oldu ve beni sözlü mülakata çok iyi hazırladı. Allah'ın izniyle önümüzdeki sözlü mülakatı başarıyla geçip polis olacağım. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.